أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيى الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولو عسيرا اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أتيت الصلاة فأتها بوقار وسكينة فصل ما أدركت وقت ما فات صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan rızam aleyhim salavat ve teslimatın ehli beyt el asab etbalar rıdvanullah aleyhim ecmainin bil cümle ahirete irtihal eden mümin ve müminatın hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi ve üstazlarının kendisinden feyiz aldığımız ilim bahsettiğimiz üstazlarımızın meşayihlerimizin hazırun dersimizi dinleyen cemaat kardeşlerimizin tüm geçmişlerimiz ervaçın el Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-ü Ekrem Efendimiz buyuruyor. İza eteyte salate, namaza geldiğinizde fe'tiha bi vakarin ve sekine. Vakar ve sekinetle geliniz. Sekinet hareketlerde, davranışlarda yavaş hareket etmek. Vakar da görünüşte yavaş hareket etmek. Sesi yükseltmemek anlamına geliyor. Böylece Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaza gelirken sekinetle, vakarla hareket etmemizi emrediyor. Mümine yaraşan budur. Mümin düşüne düşüne karar verir. Düşünmeden fevri, böyle gelişi güzel adımını atmaz, konuşmaz. Çünkü her söylediğinin, her söylediği kelimenin, her attığı adımın hesabını vereceğiz. Her saniyemizin hesabını vereceğiz. Bu nedenle mümin böyle adımını atarken bilerek atar, konuşurken bilerek konuşur. Bunun için de düşünür. Teenniyle, fevri hareket etmez. İlerisini görerek ona göre adımını atar, konuşur. İbadet konusunda özellikle bunu bilinçli yapmak zorundayız, bunu düşünmek zorundayız. Çünkü camiye gelmek evden çıktığından itibaren bir insan namaz eda etmek, kılmak üzere camiye geldiğinde tekrar evine dönünceye kadar ibadet ediyor demektir. Bu nedenle sekinetle, vakarla hareket et diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Özellikle mümin düşünceli hareket eder dedik. Düşünmeden adımını atmaz, konuşmaz dedik. Öyleyse bütün işlerinde, bütün yaptığı dünyadaki işlerinde özellikle camiye gelme, ibadet etme hususlarında ve bilhassa tam ibadet sırasında, namaz kıldığı sırada, Allah'ın huzurunda durduğu sırada sekinetini, vakarını muhafaza etmeli. Sağa sola bakmamalı. Evet, camiye gelirken sağa sola bakmamalı. Neden bakmamalı? İbadet halindedir. Çünkü her attığı adıma sevap yazılıyor, günahı siliniyor. Camiye gelen insan imanla göçer. Böyle bir müjde var. Ve camiye gelen insan, namaz kılmak üzere camiye gelen insan Allah yolundadır. O anda ölse Allah yolunda ölmüş olur. Yani ahirette şehit ecri alır. Gerçi dünya açısından, yani şehitler kısım kısım
harp meydanında vurulup alnından tertemiz yatıyor. Bir hilali uğruna ya Rab ne güneşler batıyor dediği Mehmet Akif merhumun kanlı elbisesi de gömülür. O hakiki şehit, dünyada ahirette şehit. Bir de Allah yolundayken harp meydanında değil de Allah rızasını tahsil yolundayken ölen müminler de ahirette şehit, şehit ecri muamelesi görecekler, şehit ecri alacaklar. Binaenaleyh namaz kılmak üzere camiye gelen Müslüman Allah yolundadır. Gelirken, giderken Allah yolundadır. Camiye gelip giderken ölse şehit ecri alır. Öyle güzel bir şeydir. Onun için orada huşu ile, hudu ile, sekinetle, vakarla davranması lazım. Sağa sola bakınarak zihnini başka şeylere takmaması lazım. Gelirken belki caddede, sokakta gözü helal olmayan bir şeye takılabilir, görebilir. Göz aynı böyle dışarıdan aldığını beyne gönderen bir organımız. Bugün bilgisayarlar biliyorsunuz virüs gittiği zaman çalışmıyor. Programlar alt üst oluyor. Beyin de aynı bilgisayar gibi. Bu gözümüz, kulağımız, dilimiz hep ona dışarıdan şeyler gönderiyorlar, sinyaller gönderiyorlar. Yanlış bir sinyal gitti mi içerisi alabora olur. O nedenle madem ki ibadet halindedir, madem ki her saniyemizin hesabını vereceğiz, mümin her halinde bilinçli olur. Sekinetle, vakarla hareket eder, düşüne düşüne hareket eder. Özellikle namaz kıldığı sırada da sağa sola bakmaz, iltifat etmez. İltifat etmek demek böyle namaz kıldığı sırada caminin sütunlarına, kubbesine, penceresine bakmak demek. İltifat budur. İltifat. Zaten göğsünü namazda bir adam göğsünü kıbleden döndürse namazı bozulur. İltifat etmesi, sağa sola bakması şeytanın onun namazından çalması demektir diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yolda gelirken de bakmayacaksın çünkü sevap kazanıyorsun. Kaybetme, tam al, tam 12'den vur. Sen göze sağa sola bakarsan gözün birisini görür, zihnin onunla meşgul olur. Halbuki namaza gelirken elini cebine sok, estağfurullah diyerek gel. Meydanda tesbih çekme, derler ki şu ukalaya bak, riyakara bak. Onlara fırsat verme, bilmez senin başkasına gösteriş için yapmadığını bilmez, öyle konuşur. Böyle konuşmalara da meydan vermemek lazım. Onun için cebin eline sok, orada camiye gelince kadar dut yemiş bülbül gibi susma. Çünkü güzel yoldasın. Estağfurullah de, Subhanallah de, La ilahe illallah de, salavat getir, bildiğin aldığın şeylerden söyle. Sağa sola bakma, özel gözün yere indir. Harama takılmasın, yanlış sinyaller beyne gitmesin, bilincini bozmasın. Özellikle namaz sırasında sağa sola bakmak tam ibadet sırasında yanlış. Ve namaz sırasında huşu hudu ile bulunmak lazım. Yüksek sesle Kur'an ile okumamak lazım. Allah'ın huzurunda olan, bu bilinçte olan bir adam nasıl bağırabilir ki? Yüreği cız eder korkusundan, Allah'tan haşyet duyarak kalbi böyle ürperen bir kimse nasıl bağırabilir ki? Sesi titrek çıkar, yavaştan konuşur, yavaştan okur. Ha böyle içeriden coşup gelmiş bağır, o ayrı iş ama böyle makam yapacağım filan diye okurken yüksek sesle dövüşür gibi, kavga eder gibi böyle okumak huzura, huşua aykırıdır. Sesini alçalt, sağa sola bakma, kaşınma, sağa sola sallanma, sağa sola önüne arkına sallanma. Vakur olarak dimdik dur. Evet, öyle dur. Gelirken de diyor böyle acele etme, zap 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 konuş, koşma. Mümine vakar yaraşır, sekinet yaraşır. Hatta diyor ki Gümüşhaneli Hazretleri, İftida tekbirini kaçıracağı korkusu olsa bile, bunu neye koymuş? Bir adam 40 vakit imamla beraber Allahu Ekber
namaza giriş tekbiri, iftidah tekbiri, tahrime tekbiri de denir bunlara. Bu tekbire neden? Çünkü normal olarak konuşmak mübahtır. Su içmek mübahtır. Helalinden ekmek yemek mübahtır. Ama Allahu Ekber tekbirini aldınız mı namazda bunlar haram olur. Onun için bu tekbir tahrime tekbiri denir. Yani mübah olan şeyleri namaz dışında, namaz için haram kıldığı için tahrime tekbiri denir. Tekbiri denir. Allahu Ekber diyerek böyle. Yani Allahu Ekber yanlış. Kasten yapsa imanı gider. Allah büyük mü diye sormak çünkü. Allahu Ekber demek. Çok yanlış. Bilmeyerek yaparsa adamı döverler. Neden bunu söyledin diye. Bilmeden yaparsa. Bilerek yaparsa küfre gider. Allah büyük mü? Şüphesi var soruyor. O anlama geliyor. Onun için Allah yok. Allahu Ekber. Ekber demek de yanlış. Ekiberi o da yanlış. Bu da yanlış. Allahu Ekber. Böyle söyleyecek. Buna tahrime tekbir denir. Bir kimse diyor imamla beraber 40 vakit Allahu Ekber tekbirini alsa cennetlik olduğuna beraat alır. Peygamberimiz öyle söylüyor. Bakın cennete gitmek ne kadar kolay. 40 dişini sık 40 gün imamla beraber erkenden gitmek lazım tabii kaçırmamak için. Yolda koşmak yok diyor. Tahrime tekbirini kaçıracağın korkusu olsa bile koşma diyor. Sekinetinin vakarını bozma diyor mümine. Dağ yerinden oynuyor gibi sanki böyle yavaş yavaş git. Koşa koşa gitme. Böyle namaza git. Böyle namaza git. Cemaate gitmek Hanbeli mezhebinde farzdır. Onun için hacca gidenler görmüşlerdir. Polis gelir, yalla yalla sala der. Kapıyı, dükkanı kapat, namaza der. Onların mezhebinde cemaatle namaz kılmak farzdır çünkü. Farzdır. Bizde de Hanefi mezhebinde de sünnet-i Mekke'dedir İmam Azam'a göre. Sünnet-i Mekke'de vacip demektir. İmam Kerhi, Tahavi gibi adamlar da cemaatle kılmak onlar da farz diyor. Onlar da farz diyor. Yani bu iki imam diyorlar ki ya ben evde hanımı, kızımı, oğlumu toplayayım, cemaat olayım. Olmaz diyor. Peygamber böyle yaptı mı? Bütün namazları camide kıldı diyor. Peygamber'e uyacaksın. Aman dükkandan geç gelmişsin, trafiğe yakalanmışsın. Namazı kaçırmışsın, mesela yatsı namazını kaçırmışsın, cemaatle girmeyi kaçırmışsın. Ha o zaman hanımını, çocuğunu, mümeyyiz çocuklar cemaat sayılır. Mümeyyiz çocuk, ne demek o? Bakkala gönderiyorsun, şeker al, buz al, ekmek al, kibrit al. Şaşırmadan alıp geldi mi o çocuk mümeyyizdir. Yatağını ayıracaksın, odasını ayıracaksın. Mümeyyiz o demek. Artık duvaz öğreteceksin ona. Dinden imandan bahsedeceksin. Mecburi olmamakla beraber ağaç yaşıken iyilir. Ha böyle evdeki çocuk, kadın veya kız veya erkek mümeyyizse cemaat sayılır. Sen imam olacaksın. O da yanına, erkekse yanına duracak. Kızsa biraz geriye duracak. Cemaat olacaksınız. Hani hanım bazen kılamaz ya namaz. Onun için çocuklara dedim. O zaman evde olabilir. Bunun dışında biz evde kılıverelim. Olmaz diyorlar. Tahavi kerhi. Bu da Hanefi imamlarıdır. Camiye gideceksin diyorlar. Camiye gitmemek İslam'da ilk bid'atlardandır. Peygamberin sünnetinde olmayan, dinde olmayan, dinde hoş karşılanmayan, tasvip edilmeyen, kabul edilmeyen merdud, peygamberimizin ifadesine göre reddolan şey bid'at. Cemaate devam etmemek, cemaate gitmemek İslam'da ilk bid'atlardandır. Bid'atlardandır. Onun için gidebilecek durumda olduğun sürece mazeretin yoksa cemaate gideceksin. Hanefi mezhebine de en azından sünnet-i müekkededir, vacip demektir. Hanbeli mezhebinde farzdır. Hanefi mezhebinden de arz ettiğim gibi kerhi ve tahavi gibi imamlar farzdır diyorlar. Yani cemaate gitmek o kadar önemlidir.
bu kadar önemlidir. Evet, neden önemlidir? Camiye gideceğiz. Şimdi İstanbul'da 60 daireli, 80 daireli apartmanlar var. Kimse kimseyi tanımıyor. Herkes çıktığı gibi kapısına ok gibi işine gidiyor. Zaten yorulmuş gelmiş ok gibi giriyor evine. Şu kapı komşusu şunu tanımıyor. Nerede tanışacağız? Camide tanışacağız. Camiye gideceğiz. Ya ben de aynı apartmanda oturuyorum. Komşuyuz yahu. Gece de gündüze komşu lazım bize. Birbirimizi tanıma yeridir cami. İki, cami insanlara nizam intizam öğretir. Askerde sağdan bak hizaya gel. Ha, camide onun hayat boyunca talimini yapıyoruz biz. Evet, böyle bakıyoruz. İmam arkasındaki duran adam nirengi noktası. Ona göre sağa sola dengeli şekilde iki kişi burada, iki kişi burada böyle sağa sol, sağa sol böyle ön safı dolduruyoruz. Ondan sonra arka safa geçiyoruz. Dimdik, dümdüz beraber eğiliyoruz, beraber kalkıyoruz. İntizam öğretiyor, disiplin öğretiyor. Yanımızdaki adam profesör, bu hamal, bu bilmem hakim, bu mühendis. Hiç fark ediyor mu? Kim erken gelirse namazın yakınına, imamın yakınına o duruyor, ön safa o duruyor. Müminler makam, mansıp farkı gözetmeksizin birbirleri kaynaşıyorlar. Omuzlar birbirine değsin diyor Peygamberimiz. Tarasu, eski taş yapılar var. Kurşunlarla böyle birbirine rapt ediyorlar yıkılmasın diye. Eski binaları biliyorsunuz. Tarasu o demek. Kurşundan birbirine eklenmiş, lehimlenmiş, kaynatılmış taşlar gibi birbirinize sokulun ve duvar gibi olun diyor. İmamdan önce gitmeyin, imamdan sonra kalmayın. Evet, bazıları sofuluk yapıyor. İmam mesela çarşıda kıldırdığı zaman dükkan sahiplerini nazara alacak. Efendim garaja yakınsa garaja otobüsü yetişecekleri, havaalanına yakınsa havaalanına yetişecek, trene. Bunları düşünecek imam, çarşı durumuna göre cemaatin hepsini tanıyacak. Çünkü namazdan sonra geri dönüyor ya, neden dönüyor o? Cemaati tanımak için dönüyor. Benim cemaatim kim? Doktor mu, mühendis mi, işçi mi, esnaf mı? Tek tek tanıyacak, ona göre namazı kısa veya uzun tutacak. Acele işi olan oldu mu? 3 tesbih çekecek. Sübhan Rabbil Azim. Salıverecek ki otobüsüne yetişsin, dükkanına gitsin diye. Uzatmayacak namazı. Evet, Peygamberimiz bunlara hep dikkat ediyordu. Onun için geri dönüyor imam. Allahümme entes selam dedi mi geri dönüyor. Geri dönmesinin sebebi bu, tanımak için. Evet, böyle böyle cemaate gittiğimizde biz namazımız %100 garantili. İmam hesabını veriyor. Bizimki garantili. Hesabını imam verecek. İmamlık bu kadar sorumluluk iştir. Ama düzgün yaptığı takdirde de imamlığı, 500 kişi cemaati varsa 500 kat sevap alır bizden. Çünkü riske göredir. Ticaret öyle değil mi? Ticarette riske giren kazanır. Kar risk olduğu için helaldir. Evet, o da böyle 500 kişinin hesabını verme riskine karşılık güzel kıldırdığı zaman 500 kat bizden fazla sevap alır. Böyle işte siz gittiniz mi garantisinin namazınız kabul. Onun için akıllı adam cemaati terk etmez. Gelip giderken Allah yolunda ölü verirse şehit ecri alacaktır. Cemaate devam eden adam imanla göçecektir. Garantisi var böyle. Devamlı cemaatle namaz kılan adam. Her adımına bir sevap yazılır, bir günah silinir. Ve cemaatta müminler camide duvar gibi saf olduklarında Cenab-ı Hak yeryüzündeki insanların azgınlıklarına bakarak gazaba gelir. Neredeyse dünyayı yakmak, yıkmak üzere emir vereceği anda müminlerin duvar gibi cemaat olduklarını görünce melekler der ki erteledim, bu müminlerin güzel duruşuna, duruşu hoşuma gitti. Ondan dolayı o azgınların cezasını erteledim der. Yani cemaate devam eden, cemaatle güzel namaz kılan müminler kainatı ayakta tutan insanlar demektir. İnsanlar demektir. Yani cemaate gelmenin faydasını saya saya bitiremeyiz. Onun için mutlaka mutlaka cemaate gelmek lazım. En önemlisi hani dualarda diyoruz ya, imanla göçmeyi nasip et ya Rabbi.
cemaate devam eden adam imanla göçmeyi garantilemiş oluyor. Bu nedenle böyle geleceksiniz, cemaatle namaz kılmaya geleceksiniz. Bu açılardan karınıza, faydanıza, yararınıza olduğu için. Ama gelirken de sekinetle, vakarla camide, edebe uygun caminin içinde konuşmayacaksınız. Sağ ayakla gireceksiniz. Mala yani şeyler sevapları yele verir diyor Peygamberimiz. Cevap camide işe yaramaz laflar ettiniz mi? Sevaplar yele verir, gider, yok olur. Geleceksiniz camide, caminin adabına uygun. Ha bu cami konusunda şey derken bize tabii darılmayın. Biz olanı söyleyeceğiz. Biz elçiyiz. Biz olanları saklayamayız. Peygamberimiz sabi çocukları, delileri camilerden uzak tutun diyor. Şimdi çocuğunu getiriyor. Başlıyor o da zıp 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 koşmaya, bağırmaya. Huşu bozuyor, huzuru bozuyor. Bize kızmayın. Peygamber sözü bu. Cennibu, uzak tutunuz. Sıbyanakum, sabi çocuklarınızı, laftan anlamayan. Ve mecaninakum, delilerinizi anil mesacit, mescitlerden uzak tutunuz diyor. Bilmez ki cami olduğunu, huzur bozuyor. Ha bunları getirin. Camide böyle huşu ve hudu bozacak şeylerden uzak duracaksınız. Saf bağlayarak imamdan önce gitmemek, imamdan sonra kalmamak üzere. Evet, imam üç çekiyor, kalkıyor. Cemaatin durumu öyle. İle kafayı koymuş, ben beş tane Sübhan Rabbil Azim. Doğru değil. Sünnet kılarken beş değil, 15 defa çek beyefendi. Ama imam üç çekmiş Sübhan Rabbil Azim. Sen dördüncüyü bekleyeceğim, beşinciyi bekleyeceğim desen yanlış yaparsın. Yanlış yaparsın. Bir ton sopa yersin öbür tarafta. Neden muhalefet ettin? Hem uydum diyorsun hem de uymuyorsun. Geç kalıyorsun. Önce de gitme, sonraya da kalma. Ama ben beş defa diyeceğim. Üç defa diyor imam. Sorumluluk onun, sana ne? Hiç demese bile eğildi mi? Bir Subhan Rabbel Azim, Subhanallah diyecek kadar belin düzlendi mi farz yerine geliyor. Sana ne oluyor? İlla beş diyeceğim, yedi diyeceğim, yatıyorsun orada. Secdede de böyle, rükuda da bu hamsufuluk, bu işe yaramaz bir sofuluk. Sünnet kılarken, gece evde teheccüd namazı kılarken, 15'te, 21'de, 25'te o sanmıyorsan. Ama camide imama uyacaksın, beraber yatıp kalkacaksın. Beraber selam vereceksin ve cami adabına uyacaksın. Evet, 27 katta sevap alacaksın fazla. Fazla, 27 katta fazla alacaksın. Şimdi böyle camiye vakar ve sekinetle geliniz. فَصَلِّ مَا اَدْرَقْتَ وَقْلِ مَا فَاتَكَ. Ama iftitah tekbirini kaçırırım. Kaçır var diyor. Koşmak yok. Erken çıkacaksın evden. Geç kaldım, koşmak yok diyor. Peygamber yasak ediyor, koşmayın diyor. Geldin ki ikinci, mesela öğlen namazı kılıyor imam. İkinci rekatta farz kılarken imama yetiştin. Nerede yetişilebilir? Ayakta yetişilebilir. Rükuya varmış. Rükuda vardınız. Beliniz imamın beliyle düzlendi. Bir Subhanallah diyecek kadar orada düzlendi. Aynı beliniz imamın beliyle. İmama o rekatta yetiştiniz demektir. Rükuda yetiştiniz. İmam secdeye varmış. Bekleme. Hemen sen de secdeye git. Ama o rekata yetişemedin. En son yetişme yeri rükudadır. Rükudadır. İmamı yetişirseniz fasalli me'atrakte. Yetiştiğinizi imamla beraber kılarsınız. Vakti me'fateke. İmama yetişemediğiniz yeri ödersiniz diyor peygamber. Nasıl, ne demek şimdi? Geldiniz ki öğlen namazının ikinci rekatı, geç kaldınız. Öğlen namazının ikinci rekatında imam rükuya gitmiş. Siz de saffa ulaştınız ve durdunuz. Orada Subhan Rabbil Azim dediniz. O rekatı imamla yetiştiniz. Rekat sayısı bakımından imamla kıldığını sayacaksın. Birinci rekattasınız siz rekat sayısı bakımından. Halbuki imam ikinci rekatta kılıyormuş. Oturdu. Siz oturacaksınız. İmama uydunuz çünkü. İmam muhalefet edemezsiniz. Kalktı, üçü dördü kıldı. İmamla beraber üç kıldınız. O son rekatta oturdu. Soluna selam verirken kalkacaksınız. Yukarıya
nereyi kaçırdınız? Birinci rekatı. Birinci rekatta neler var? Evet, Allahu Ekber dediniz imama uyarken. Onu söyledik. Sübhaneke var, Euzü Besmele var, Fatiha var, bir de sure var. Zamm-ı sure, sure ekliyoruz yani. Onları okuyacağız. Kaçırdığımızı vakti nafate, kaçırdığınızı ödeyin diyor ya. Bu kaçırdığımız okumaları okuduk. Aynı zamanda bir rekat daha kıldık. Oldu dört. Oturacağız. Sağımıza solumuza selam verip Allahümme entesselam ümkesselam deyip artık istiğfar edeceksen, üç istiğfar edersen namazındaki eksiklikler tamamlanır diyor Peygamberimiz. Allahümme ecirni minen nar ve edfilnil cennete ma'al ebrar bi rahmetike ya aziz ya gaffar ve zevvicini bi huril in dersen sabah 7, akşam 7 diğer namazı bir defa müsaitsen, işin müsaitse cennetlik olursun diyor Peygamberimiz. Cehennemden kurtulma beraat alırsın diyor. Bu kadar güzel dualar var. Mümkünse, zamanın müsaitse 10 defa da La ilahe illallah vahdahu la şerike le dersin. 4 köle azat etmiş gibi sevap kazanırsın. Ne kadar güzel. Hem de her namazın arkasından bu tevhid kelimesini getiren gene imanla göçer. Son sözü bu La ilahe illallah olur gibi müjdeler var. Böyle kaçırdığınızı kılınız. İmam soluna selam verirken kalkınız, kılınız. Evet. Neden soluna vermesini bekliyoruz? Secde-i sevi yaparsa çünkü imamla beraber bizim de yapmamız lazım. Biz birinci rekatı öğlen namazında kılamadık imamla. Kalktık, Fatiha'yı okuduk. Arkasından Zamm-ı Sure dediğimiz sure okumadan rükuya gittik. Secdede tuh ben sure okumadım dedik. Kendi sahamızda yanıldığımız için, Zamm-ı Sure okumak vacip olduğu için, vacibi terk ettiğiniz için yanılma secdesi yapacaksınız. Çünkü kendi sahanızda yanıldınız. İmama uydunuz, tam yetiştiniz. Fakat ettehiyyatı oturdu, ettehiyyatı okuyacağına, son oturuşta ettehiyyatı salli barikler okuyacağına, başka şeyler okumuşsun. Mesela Kur'an'dan ayet okumuşsun, Fatiha okumuşsun. Halbuki orası Fatiha okuma yeri değil. Problem değil. Problem değil. Mesela dört rekatlı farzda imam ağır kıldırıyor. Sen ettehiyyatı okuyacaksın. Başka okumamak lazım. Farzın ikinci rekatında salli barik okunmaz. İmam ağır okuduğu için sen salli de okudun, barik de okudun, Rabbenay'ı da okudun, Rabbi fili. Ha, imam daha yeni kalktı üçüncüye. Hayır, yanılma secdesi yapmayacaksın. Neden? İmam ortada, bütün sorumluluk onun. Yalnız başın sahanda yanılırsan yapacaksın yanılma secdesini. Öyle diyor Peygamberimiz. Namaza geldiğiniz zaman vakar ve sekinetle geliniz. İftidat tekbirini kaçıracak olsanız bile koşmayınız. Yetiştiğinizi beraber kılarsınız imamla. Yetişemediğinizi şimdi tarif ettiğim gibi ödersiniz. Vakti mefatek. Ödersiniz. Böylece cemaat faziletini gene alırsınız. Son oturuşta imama uysanız cemaat sevabını gene alırsınız. Her ne kadar dört rekat kılacak olsanız bile gene cemaat sevabını alırsınız. Onun için bu hadis-i şeriften namaz, cemaatle namaz kılmak üzere evden çıkan müminin sekinetle, vakalla koşmaksızın yolda yürümesi, sağa sola bakmaması böyle mala yani şeylerden uzak bilinçli hareket etmesinin gerektiği anlaşılıyor. Yolda işe yaramaz şeylerle uğraşmaması, layık olmayan şeyler yapmaması, mesela tam cemaate geliyorsun, şeytan boş durmaz. Çok kazanıyorsun ya, bir adam çıkarır, geveze bir adam, camiye falan hiç gelmeyen cinsinden. O Mehmet nereye gidiyorsun falan filan düşünüyorum işte falan. Camiyi göster, camiye gidiyorum. Yani meşgul etme beni. Okuyorum ya. Namaza gidiyorum çünkü ibadet halindeyim.
Ama o yine ısrar edecek. Anlamaz ki böyle şeyleri. Anlasa zaten cemaate gelir. Sen yine gülerek onu da kızdırma. Allah'a ısmarladık, kusura bakma. Cemaate yetişeceğim diye kalbini kırmadan öyle işe yaramaz laflara dalma diyor. Öyle söylüyor. Evet, şimdi Peygamberimiz bunu nereden çıkarıyorsunuz tabii? Müslim, inna ahadakum fi salatin ma dama ya'midu ila salati. Namaz kılmak üzere evden çıktı da kastı namaz, cemaatle namaz kılmaksa bu adam namaz kılıyordur diyor. Peygamber söylüyor. Bu adam namazda adam konuşur mu ya? Namazda konuşursan namaz bozulur. Onun için şeytan özellikle böyle adamları gönderir. Bilmez herif, geveze herif, lafa tutmak ister senin yolda camiye gelirken. Artık akıllıca bir hareketle onu atlat sen. Hiç böyle işe yaramaz laflara daldırmadan dedikodu yaptırmak ister. Dedikodu haramdır. Sakın prim verme. Uyanık ol, akıllı bir hareketle ondan sıyrıl, cemaate gelmeye bak. Bu hadis-i şerifler bunları anlıyoruz. Hadis-i şerifi Tayalisi Sa'd Hazretlerinden İbn Hacer bu hadis Tayalisi'nin ama aynı anlamda birçok hadis var. Buhari, Müslim hadisleri var. Bu hadis Tayalisi'den almış Gümüşhaneli Hazretleri. Allah onlardan razı olsun.